Evet Sasa, Sasa, Sasa. Yatırımcısını ne kadar korudu bu şirket değil mi? Ne kadar memnun etti yatırımcısını? Keşke Türkiye'de bütün şirket böyle yatırımcısını korusa. Yani her zaman yatırımcısını korudu. Evet zaman zaman düşüş trendinde kaldı. Bakın şuradaki gibi, şuradaki gibi. Tamam mı? Buralardaki gibi yatay günlerde yatırımcılarını üzdü. Ama işte e, önemli olan doğru değerin üstünde olmaktır Dicle Hanım. Ben her zaman şunu söylerim, asıl olan fiyattır. Ama fiyatın sahibi de önemlidir. Yani şirket de önemlidir. Burada çok önemli bir e, teknik bir disiplin var. Sasa özellikle son e, işte son bir yıllık tüm düşüşlerini 55 günlük ortalamasında dengeliyor. Bakın şurada altına sarkıyor, 55 günlük ortalamasının altına sarkıyor. Yani dolayısıyla şunu da anlamasın yatırımcılar bakın bu çok önemlidir. Teknik analizin dışına çıkalım. Biraz etkin dinlemek diye bir şey vardır. Biraz kişisel gelişim eğitimi almış olanlar benim ne demek istediğimi anlar. Etkin dinleme. Şimdi ben ne diyorum? 55 günlük ortalamasına doğru 55 günlük ortalamasında tüm satışları karşılamış hep diyorum. Ama şunu demiyorum. 55 günlük ortalamasının altına sasa inmiyor demiyorum. Çünkü iniyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? O bölgelerde yatırımcıları korkutuyor, üzüyor, can sıkıyor, taşıma maliyeti yaratıyor ama bir şekilde kalkıp ana trendine devam edebiliyor. Dolayısıyla Sasa'nın hem kırmızıyla gösterdiğim trend çizgisi hem de 55 günlük ortalaması 49-20-48-60 bölgesinden geçmektedir. Bu bölgelere doğru oluşacak geri çekilme trend içinde bir düzeltme şeklinde yaktalanmalıdır ve korkuya mahal yoktur burada eğer bir özellikle de kısa vadeli yatırımcılar için bakın uzun vadeciler için genel anlamda değil ama kısa vade hatta biraz daha böyle orta vadeciler için sasada bir risk oluşacaksa 48-60 ve veya biraz önce e, sanırım şeyde anlattık biz bunu Aselsan'da anlattık falan buradaki tepesi var 46 89. Yani şu bölge 49 16 47 bölgesi diyelim kabaca. 49 16 47 bölgesi. Bu bölge kırılmadıkça geri çekilme trend içi bir düzeltmedir. Bir sonraki çıkışın hedefi tıpkı bakın burada bir kafa atmış, geri gelmiş. Kafa atmış, trende inmiş, çıkmış yatayda soluklanmış. Tekrar yeşile gelmiş. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Sarı hareketli ortalama ve kırmızı tren çizgisi nasıl destek olarak çalışıyorsa yukarıda da buna yukarıdan bir direnç yapan bir yükselen kanal üst kanalımız var. O da 60 TL'lerde. Dolayısıyla uzatmayalım. 49 ve 47 TL'ler Sasa'da mevcut korkulu günlerin destek seviyeleri olarak okunmalıdır. Bu bölgeler kırılmadıkça SASA yatırımcısının korkuya ihtiyacı yoktur. Ancak burada eğer bir risk tetiklenecekse, evet 47 TL'nin altında tetiklenir. Orada SASA yatırımcısı bir miktar alttan lotlarını arttırmak üzere savunma dürtüsüyle hareket etmelidir. 49 ve 47 TL kırılmadıkça SASA düşüşünü dengeledikten sonra bir sonraki çıkışında hedefini 60 ve 65 83 yapmaya devam edecektir. 60 ve 65-83 hedeflerinin masadan kalkması için Sasa'nın 47'lerin altına inmesi gerekir. 47 TL kırılmadıkça Sasa yatırımcısı televizyon seyresi. <laughs> Peki. Havacılık sektörü yine canlı yayında da çokça gördüm. Bıraktığımız linke de gelen sorulardan var. Tav var.